Bir sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz fotoğraf sanatçısı Cemal Emden. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Merhabalar, Kahverengi Yol Panolarında bugün fotoğraf sanatçısı Cemal Emden'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Merhabalar, ben teşekkür ederim. Cemal Bey, şöyle başlayalım isterseniz. Çok yakında, yılbaşı civarında çıkacak bir kitap, Teos Antik Kenti ile ilgili Kazı Başkanı Profesör Doktor Musa Kadıoğlu editörlüğünde hazırlanan bir kitap. Teos, Yazıtlar, Kültler ve Kentsel Doku adıyla antik kenti çok farklı yönleriyle ele alan çok yazarlı bir kitap olacak. Görsel olarak Emre Senan tarafından tasarlanan bu Teos kitabı iş sanatının katkılarıyla hazırlanıyor elbette ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunulacak. Hatırlayanlar muhakkak olacaktır. Bu kitap da Patara ve Zeugma ile başlayan arkeoloji kitapları serisinin 3. Aslında halkası ve yılbaşında dediğim gibi yayınlanacak. Hemen size dönelim Cemal Bey. Siz de bu kitabın içindeki fotoğrafları çektiniz Teos Antik Kenti'ne giderek. Biraz anlatır mısınız nasıl bir süreç oldu? Teos'a daha önce de gitmiş miydiniz mesela ve hangi iklimde, hangi ışıklar altında bu fotoğrafları çektiniz? Ben ilk defa gittim Teos Antik Kenti'ne. Antik Kent'in yöneticisi Musa Kadıoğlu vardı. Kendisi beni gezdirdi ve tanıttı işte. Ben aslında üniversiteden gelen bir antik kent bilgim var ama çok derinlemesine değil tabii. Kendisi bana kenti oluşturan ana elemanları tanıttı, gösterdi. Bir Dionysos Tapınağı var mesela. Bu o mevcut olan en büyük tapınak olduğunu söyledi. Agora tiyatro var. Çok ilginç bir liman var. Biri de Datça Kinidos'ta olan benzeri. Surlar var. Konut bölgesi var. Bütün bunları böyle bana tanıttı aslında, gösterdi ve bir bakıma da üçüncü boyutta da ne olduklarını bir miktar anlattı bana. Benim böyle çok mevsim seçeneğim falan olmadı aslında. Belli bir işti bu ve belli bir tarihte gidilip çekilip dönülmesi gerekiyordu. Yaz mevsimiydi. Tabii burada benim yapmak istediğim şuydu. Daha önce bu boyutta bir profesyonel antik kent fotoğrafı çekmedim ben. Yani böyle amatör olarak kendim için birçok çekimler yapmıştım. Musa Bey bana üçüncü boyutta bunların nasıl realize olduğunu bir bakıma ifade etti. Ve fotoğrafları bunu hayal ederek çekmeye çalıştım. Sanki bunun üstüne böyle eskiz gibi kullanıp üstüne çizseniz o böyle bir binanın cephesi ortaya çıkacak. Tapınağın cephesi ortaya çıkacak. Buna dikkat ettim tabii. Bu enteresan oldu. Kendisi de çok beğendi. Yayındaki metinleri eşlik edebilecek bir içerikte olduğunu ifade etti. Böyle bir çalışma yaptık açıkçası. Tabii burada sadece antik kent değil de bir de antik kenti süsleyen, taçlandıran çok güzel zeytin ağaçları var. Bu bölgenin zeytin ağaçları meğerse çok önemliymiş. Ben de bilmiyordum. Gittiğimde öğrendim. Çok hoş, böyle çok eski, sanki bu kentle yarışırcasına haşmetli böyle çok güzel zeytin ağaçları var. İşte bu, onlarla da biraz bunu böyle çekmeye, ifade etmeye çalıştım. Böyle bir çalışmaydı. Çok zevkliydi. Çok zevkliydi. O zeytin ağaçları çok güzeldi hakikaten. Ben de gittim. Bu yaz değil, bir önceki yaz gitmiştim ben de. Yine Musa Hoca hepimizi gezdirmişti. Hakikaten 1500 ve 2800 yıllık zeytin ağaçları vardı. Şimdi siz demin anlatırken aklıma şu geldi bir de. Hani üçüncü boyutta nasıl olacağını biraz tarif etti dediniz.
Musa Hoca için. Öyle bir çalışma yaptınız mı? Yani mesela antik kentin tabii yıkıntı halinde ama onu üç boyutlu ne bileyim bilgisayar yardımıyla aslında görsel olarak tamamlayabiliriz. Kafamızda neye benzediğini de görebiliriz. Kitapta böyle çizimler ya da grafikler yer alacak mı? Aa, bu konuyu bilmiyorum. Yani o benim çok dışımda olan bir şey ama yani bunu bir taban altlık olarak kullanıp bunun üstüne kurulabilecek nitelikte ellerinde birçok fotoğraf var. Bunu böyle biraz da hava fotoğraflarıyla falan da destekledik. Çok hoş oldu. Bir de kendilerinin ellerinde çok gelişmiş aletler var. Bana gösterdi Musa Bey. Böyle bir buluntuyu üç boyutlu render'ını yapabiliyorlar çok hızlı bir şekilde. Tabii bu render'ları bir araya getirerekten fotoğrafın üzerine koyaraktan çok çok hoş üçüncü boyutu realize edilebilir tabii. Muhtemelen yapmışlardır ve yapıyorlardır. Doğru. Peki ben mesela orada şu dikkatimi çekmişti Teos'ta. Özellikle o Dionysos tapınağında. Mimari olarak çok ilginç bir sistemleri var. Yani her taş ya da kaya parçasının üzerine işte belli işaretler koyuyorlar. Ve o işaret bir sonraki kayaya nereden gelecek onu belirliyor gibi. Bu ilginç detayları da acaba fotoğraflamayı tercih ettiniz mi? Benden bazı buluntuların çekimlerini istediler, yaptım. İşte bu numaralandırmalar demin bahsettiğim gibi üç boyutlu renderlarla bir araya getiriyorlar. Çok önemli. Bir kısmını çektim tabii ama o başka bir şey. Yani onu böyle tarayıp mappingini oluşturup o mapping üzerinden bunları bir araya getirmek başka bir çalışma. Fotoğrafsa başka bir şey. Yani mesela bir takım heykellerin fotoğraflarını çektik geceliğin ve çok hoştu. Yani onların aydınlatılması, o mermerin şeffaflığı, Marmara mermerinin onları hissetmek falan çok hoştu. Yani bu render'da yok, fotoğraf başka bir şey, o render başka bir şey. Bunları çektik, çok güzeldi, çok güzel. Onların gördüğünüz bir kazı atölyesi var. Oraya topluyorlar çıkan malzemeyi. Çok güzel tasvipliyorlar. Çok nadirdir. Ben bir yandan da gezmişliğim vardır tabii birçok antik kenti. Bu türlü organize edilmiş çok düzenli bir kazı evi de Türkiye'de herhalde azdır. Çok çok takdire şayan bir durum var orada. Peki siz Teos'ta mesela bir antik kent, gerçi daha konuda biraz daha amatörüm dediniz ama yine de oraya girdiğinizde o kentin size söylediği, fısıldadığı bir şey olmuştur. Siz mesela onu fotoğraf çekerken nasıl yorumlamayı tercih ediyorsunuz? Ay, bu soru çok zor. Bu sorunun cevabı yok. Bu sorunun cevabı yok. Nasıl bir cevap verebilirim ki buna? Yani bu yani bir bilmiyorum. Yani ben bir yani o üçüncü boyuttaki ne hissettirdiğini yaşamadan herhalde hissetmek çok zordur. Yani bunu nasıl söyleyebilirim ki? Yani tek boyut mimar kökenliyim, çok şehir falan gezdim biliyorum ama bunu üçüncü boyutta hissiyatını renderlarda bile çizimde bile içine girmeden pek hissetmek mümkün değil. Yani niye insanları Mars'a yollamaya çalışıyoruz? Çünkü oraya adım atıp hissetmesi için yani o duygu hiçbir medya aracılığıyla realize olamıyor maalesef. Çok doğru. Peki hocam şimdi mimar kökenliyim dediniz ve tabii ki antik mimari ile modern mimari arasında da çok büyük bir hani fark var. Biraz basit bir tanım olacak ama hem bir devamlık var belki hem de belli kopuşlar var. Siz diyelim antik bir kenti fotoğraflamakla modern bir kenti fotoğraflamak arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Şimdi aralarında aslında çok büyük bir devamlılık var. Ben size bunlarla ilgili iki örnek vereyim. Biri Corbusier. Le Corbusier mesela antik kentlere bakıp bir takım yorumlar yapıyor. Yaptığı yapılarda bir takım göndermeler var. Bir başka mimar Carlo Scarpa, Venedik kökenlidir bu. San Marco meydanındaki Bizans yapılarının süslemeli sanatlarından yola çıkarak da mimarisini ortaya koymaya çalışıyor. Yani birçok mimarın çok derinlemesine yani entelektüel ve üst düzey mimarın derinlemesine etkilendiği yapılar grubu bunlar. Yani bunları yadsıyamayız. Kopmak değil, aksine bir devamlılık
vardır bunda. Yine bir Corbusier'den örnek verelim. Villa Savoy diyelim. Çok modern bir yapıyı fotoğraflamakla Efes kütüphanesini fotoğraflamak arasında fark tabii çok var. Çünkü mesela Villa Savoy örneğinde çok düz bir yüzey, çok net geometrik elemanlar. Kütüphanede ise, Efes kütüphanesinde ise çok böyle ornament var, böyle süsleme sanatları, yani bütün o elemanları ortaya çıkarabilecek bir örnek nasıl yapılabilir? Buna çok iyi bir örnek mesela Divriği Ulu Cami. Divriği Ulu Cami'nin üç boyutlu bezemelerini çekmekle Savoy arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Ve bunu iyi öğrenip, gözlemleyip, yorumlamak gerekiyor. Peki aynı şekilde bir diyelim böylesi tarihi atmosferi olan işte Divriği Ulu Cami'de olduğu gibi bir yapıyı diyelim fotoğraflayacağınız zaman tercih edeceğiniz ışık biraz daha orayı o atmosferi hissettirecek loşlukta mı olur yoksa her şeyi çok net görmek? Bir şeyi tercih etmek istemiyorum aslında. Işığın doğmasından batımına kadar ve geceliğin nasıl olduğunu gözlemek istiyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani bir şey böyle bir as bunun bir reçetesi yok. Bazen öyle şeyler o kadar ilginç olabiliyor ki. Var mı böyle aklınızda örnekler? Tabii. Bir yandan da bu konuştuğumuz hep böyle yüzey volümü dışarıdan çekmek üzerineydi. Bir de volümü içeriden, mekanı içeriden tanımak ve çekmek, o da başka bir şey. Mesela Pantheon'un içinde çalışmakla Savoy'un içinde çalışmak ya da Divriği Ulu Cami'nin içinde çalışmak çok farklılıkları olan ve bu farklı değerleri olan, farklı özellikleri olan diyelim ya da farklı nitelikleri olan veriler bunlar. Bunları iyi özümsemek, anlamak, görmek ve ifade etmek gerekir. Ben sizin kendi internet sitenizdeki sergilerinize de bir baktım, göz attım. Dikkatimi çekti. Mesela Bankalar Caddesi'ni fotoğraflamışsınız ve onun sergisi yapılmış. Hatta orada Ethem Eldem'le çalışmışsınız. Mesela Ethem Eldem'le böyle bir yeri çalışırken o nasıl bir ikili katkı oluyor? Yani o size o binanın tarihinden bahsediyor. Siz de fotoğrafınızda bunu nasıl yansıtıyorsunuz? Bunu biraz anlamaya çalışmak istiyorum. Nasıl oldu? Derseniz yine mimari fotoğrafa gidip oradan buraya gelelim. Mimari birisinin yapısını ya öyle mesela Corbusier'in yapısını ya da şu anda yaşayan A kişisinin yapısını fotoğrafını çekerken mutlaka o A kişisiyle diyalog içinde olmalısınız. Yani bunu burada nelerin niye yaptığını, neden yaptığını bunları görüp öğrenip kendisinden ifade etmeye çalışmak gerekir. Mesela Corbusier'in yapısı için ise bunu mimarlık tarihi üzerinden öğrenmeniz gerekir ki bunun gidip orada böyle rastlantısal fotoğraflar çekmek yerine onun neden önemli olduğunu ifade edebilecek fotoğrafları çekmek için. Bu sergide Ethem Eldem'le doğrudan çalışmadım. Daha çok bu sergi özelinde bu aslında çok teknik olarak çok özel bir şey yaptık orada. İçerik olarak cephe fotoğraflarıydı. Yani cephelerin mappingini yapmaktı. O yani daha teknik ağırlıklı bir şey. Ben de hatta yanlış hatırlamıyorsam onun kitabı da var. Bilmiyorum sizin fotoğraflarınız mıydı ama böyle gitgide açılan ve bütün Evet. cepheleri gördüğünüz Evet. yine Evet. sizin Bülent sanıyorum. Erkmen istedi benden onu. Evet. Evet, Evet. o da gerçekten çok güzel bir kitaptı. O dönemde dijital fotoğraf yoktu. Daha çok filme çekiyorduk. 4-5 inç sheet filmlere çekiyorduk. Bu yapıların böyle cephesini o fotoğrafları biraz incelerseniz bu çalışma bazı yapılar tek fotoğrafta çekilebiliyor. Bazıları ise birçok fotoğrafta çekilip taranıp o zaman dijital film yoktu, dijital yoktu, film vardı. Birçok sheet film çektik. Böyle Şakülbek, kimi yerde katlara çıktık, kimi yerde vinç buldular filan böyle. Birçok fotoğraf çekildi ve onlar dijital ortamda tanınıp birleştirildi. Bazı yapılar mesela Osmanlı Bankası cephesi çok büyük bir cephedir.
Onun böyle tek bir fotoğrafını çekmek, cephesini tek bir fotoğrafta ifade etmek, cephe fotoğrafını pek mümkün değil. Peki tam o zaman şunu sorayım. Siz hem film Buyurun. çalışmış hem dijital çalışmış bir fotoğrafçı olarak özellikle bu mimari fotoğrafçılıkta hangisinin daha iyi sonuç verdiğini gördünüz? Artıları ve eksileri var. Tek bir doğru yok. Filmin bu çok teknik bir konu. Çok da yani çok teknik bir konu bu. Dijitalde ya şöyle söyleyeyim. Bugün hala filme çeken birçok insan var. Bunun neden olduğunu düşünmek gerekir. Yani filmin ayrı bir tadı var. Yani görsel tadı var. Bunu fark edebilen var, edemeyen var. Belki yeni nesil bunu bilmiyor. Belki bizden önce cam filme çekenlerin de jelatin film çıktığında bak görüyor musun cam filmin tadı bambaşkaydı dediğini düşünmek gerekir. Yani farklı değerler, farklı görsel tatları var diyelim. Mesela siyah beyaz film hala dijitalde pek mümkün değil. Doğru. Peki bir fotoğrafçı olarak diyelim Ege'de bir antik kenti gezdiğinizde hissettiklerinizle Kars'ta ya da işte Güneydoğu'da nasıl bir fark görüyorsunuz bölgeler, coğrafyalar arasında? Nasıl cevap vereyim buna? Yani coğrafyalar arasında antik kentler üzerinde mi bakıyoruz buna? Yoksa Olabilir. Yani antik kent biraz İsterseniz coğrafya üzerine gidelim. Çünkü tabii ki. Güneydoğu'da antik kent şey yapmıyorum. Yani Akdeniz'e özgü bir herhalde değer olarak kabul ediyoruz. Coğrafyaya bakmak, tabii beşeri coğrafyaya bakmak, fiziki coğrafyaya bakmak çok ilginç konular. Burada mimari fotoğraftan bir miktar uzaklaşıyoruz ama doğa fotoğrafının içindeki mimariyi, doğa fotoğrafının içindeki değerleri anlamak çok hoş bir şey. Yani onun geometrisini ifade edebilmek çok hoş buluyorum ve denemeye çalışıyorum elime fırsat geçtikçe. Peki renkli mi tercih edersiniz yoksa siyah beyazın sizce bir farklı ifadesi var mıdır? Sizin bakış açınız yani ya da şöyle sorayım o size söyler mi yani burası renkli olsun ama bunu siyah beyaz çekelim gibi neye göre? Renkli bir kere günümüzde çok yaygın biliyorsunuz. Yani renk çok yaygın bir medya. Siyah beyaz çok özgün bir şey. Mimari fotoğrafa da çok uyuyor. Çünkü soyutluyor. Bütün o gereksiz renkleri ortadan kaldırıyor. Mimarinin ne olduğunu çok güzel ifade ediyor. Mesela antik kentte düşünsenize siyah beyaz fotoğraf ne kadar hoş bir etkisi var. Yani bütün o renk şeyini, paletini ortadan kaldırıyorsunuz. Salt mimari oluyor. Bu mesela bir Corbusier yapısında da, bir Sinan yapısında da, ne bileyim bir Palladio yapısında da aynı şeylerin geçerli olduğunu düşünüyorum ama günümüzdeki ana akım çok renkli üzerine. Yani renklinin çok vazgeçilmez bir talebi var. Tabii benim gönlümde yatan aslan benim filmden geldiğim için belki çocukluğumda siyah beyaz fotoğraftan geldiğim için benim gönlümde yatan aslında hep siyah beyaz olmuştur ama talepler ve istekler farklı oluyor. Peki birçok fotoğrafçının aslında belli takıntıları vardır. Mesela hep aynı makinalarla çalışmayı tercih ederler ya da hep aynı objektif gibi. Sizin var mı böyle? Yani aynı makine ve objektifi tercih etmelerinin nedeni alışmış oldukları için o güzel bir şey. Artık onu çok rahat kullanıyor ve ondan sonra yapmak istediğini o donanımla yapıyor. O tool'la yapıyor artık donanımı kullanıyor. Durmadan böyle donanım değiştirdiğinizde makineyi öğrenmek ön plana çıkmaya başlıyor. Yani amaç fotoğraf çekmek, makineyi öğrenmek değil. O yüzden tabii ki bildiğiniz, sanıdığınız donanımla yürümek çok doğru bir şey ve bu böyle çok kısa sürede de öğrenilmiyor söyleyeyim. Yani bir makineye böyle 1,5 senede anca alışırsınız. Onu doğru bir şekilde kullanmaya başlarsınız. Öyle devamlı değiştirdiğinizde pek iyi değil bence.
Siz Tabii peki? teknoloji de bir yandan, teknoloji de çok hızlı geliştiği için ama bizim kullandığımız makineler genelde çok da hızlı değişmiyor cep telefonları gibi falan. Yani bunlar böyle basic kameralar ve devamlı kullanıyoruz. Peki sizi fotoğrafa iten ne oldu? Yani mimar kökenliyim dediniz ama bir yandan da fotoğraf sizin niçin çekti? Ben fotoğrafın içine doğdum ya. Yani benim babam fotoğrafçıydı ve ben hep örnek veriyorum. Benim yatağım karanlık odadaydı. Annemle babam çalışırdı. Yani ben böyle bir ortama doğdum. Beni itmediler, içine koydular. Karanlık odada korkmuyor muydunuz yatarken? Yok, uyuyordum. Bir de radyo vardı. O radyo çalardı devamlı. Ben hoştu. TRT. Siz tabii o fotoğrafın işte filmi yıkamak falan hepsini bilerek büyüdünüz, değil mi? Yani bütün bunların Tabii o tabii benim hep aşamaları. çocuk tabii çok ben çok yani bir kere zorlan öğrenmedim bu işi seçmedim isteyerek seçtim ve bu işin içinde babam da çok meraklıydı ve çok meraklıydı hakikaten o merakından tabii çok beslendim. Çok kısa süre önce mesleğin en önemli duayenlerinden biri Doğan Kuban'ı kaybettik. Demin sizin sergilerinizde de gördüm. Birçoğunda aslında onun da adı geçiyor. Nasıl bir onunla hakikaten böyle birebir çalışırken nasıl bir şeydi Doğan Bey'le olmak? Hayatımda birkaç kişide olan bir durumdu. Öğrendim, öğretti. Evet, yani o ama onunla çalışmak sadece bunu yaşatıyor mu sizce? Neyi yaşatıyor mu Yani bu öğrenme, kastettiniz? öğretme, öğrenme, işte öğrencilik ve öğretmenlik meselesi sadece çalışarak mı oldu yoksa hakikaten bir sizinle akademik olarak da çalışmış mıydı? Yok, akademik olarak çalışmadık. Yani fotoğraf üzerinden yani tabii mimarlık konuşuluyor. Hep böyle mimarlarla bir araya gelince fotoğrafın nasıl bir tekniği olduğunu konuşmuyorduk. O bana Evet, böyle evet. mimarlık üzerine konuşuyordu, anlatıyordu. İşte Divriği Ulu Cami olsun, Osmanlı mimarisi olsun, modern mimari olsun. Modern mimari de çok bilgili birisiydi. Çok okurdu. Çok okurdu yani müthiş bir şeyi vardı. Eşsiz ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Peki Teos gibi başka antik kentleri de fotoğraflama düşüncesi var mı ya da öyle bir arzunuz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya benim böyle çok bir 10 2000'lerden bu yana hep böyle modern mimari üzerine çok konsantre oldum. Ondan önce Osmanlı üzerinde de çalıştım epeyce. Dua ile Reha Günaydan böyle geleneksel Türk mimarisi üzerine. Hatta üniversitedeyken çok gezerdim ben. Elimde böyle yok olmamış birçok köyün ahşap, kerpiç, taş mimari fotoğrafları var. Sadece hafta sonları hobi olarak gezerdim. Ben böyle geleneksel ve yöresel değerlere, mimarlık değerlerine çok ilgim vardı bir aralar. Sonra modern mimaride daha çok ilgimi çekmeye başladı ve ona çok fazla konsantre oldum artık. Ondan çok uzaklaştım. Antik kentleri tabii çok çekmek isterim. Yani böyle tiplemeler falan yapmayı çok istiyorum. Kafamda hep bir şey yapıyorum. Mesela agoralar mesela Türkiye'deki agoraları böyle bir çekeyim falan diye bir ara düşündüm. Ne bileyim böyle tapınakları çekeyim falan. Bunları böyle bir tip düzen haline getirip böyle yan yana karşılaştırayım falan istedim ama pek imkan Tiyatrolar. olmadı. Evet, böyle hepsi şimdi Teos deyince hepsini içeriyor ya bunları böyle parçalayıp parçaları bir araya getirerek bir şey yapabilir miyim falan diye düşündüm bir aralar. Pek vakit olmadı. Bakalım ileride belki olur yaparız. Aslında çok ilginç Evet. olabilir. Yani hem sergileme anlamında hem belki bunları sonra kitaba dökmek de ilginç olabilir. Hakikaten Tabii. Evet. üstüne. Ama Türkiye'de böyle kitaba çok değer verilmiyor şimdi maalesef. Doğru, çok haklısınız ama işte Çok İslami iş kültürün çok kurum az. kitaba değer veriyor ve finansal olarak da destekliyor. Bu bir kültür işi, bir sanat, kültür. Yani bu tür değerlere maalesef pek şey değiliz, açık değiliz.
Evet, maalesef. Peki, çok teşekkür ediyorum Cemal Bey. Kahverengi Ben yol teşekkür ederim. panolarına katıldınız. Keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Umarım Ben ilk teşekkür ederim. fırsatta bir araya gelir. Belki bir antik kentte beraber gezeriz. Kahverengi yol panolarında bugün fotoğraf sanatçısı Cemal Emden'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.